Evet, satır arasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine geçtiğimiz hafta en çok konuşulan konu başlıklarından birisi Rusya ile Amerika arasındaki silahlanma yarışı. En son Amerika Birleşik Devletleri çok ciddi bir silahtan bahsetmişti. Ve Biden'ı, senatörler ve temsilciler meclisi üyeleri Biden'ı bilgilendirmesi için bir çağrı yapmışlardı Biden'a. Uzayda Rusya'nın bir çeşit nükleer silah bulundurabileceği yönünde bir açıklama sonrası dünya bunu tartışmaya, konuşmaya başlamıştı. Zaten son özellikle 2 yılda ciddi bir silahlanma var. Nereye varacak bu iş? Rusya'dan konuyla ilgili net bir açıklama yok ama Batı bunun tedirginliğini yaşıyor. Belki de Amerika Birleşik Devletleri yine bazı Rus medyasındaki haberlere göre seçim öncesi bir kampanya şeklinde, bir propaganda şeklinde yine Rus korkusunu mu pompalıyor şeklinde açıklamaları vardı. Bir bakalım Eray Hocam sizlerle birlikte nedir bu olay? Çünkü uzaya yerleştirilebilecek bir nükleer silah var mı? Yani onun bir teknolojisi ya gelişti mi? Bu başka bir şey ama ya. Yani şimdi anlatacağım ben size de. Evet. Yani bu... Çünkü bu, o kadar bu hızlı gelişiyor ki teknoloji. İşte yapay zekadan bahsediyoruz. İşte yine son birkaç gündür Sora'yı konuşuyor. İşte metinden görüntü üretmeler. Yani farklı bir noktaya geliyor ve dünya artık hani üretilen yeni silah teknolojilerini takip edemez hale geldi. Evet. Acaba bu ama bu savaş uzaya mı taşınıyor? Bir şey. Evet. Oraya çıkıyor. Evet. Ama bu şu ana kadar dünyadaki kullanılan en üst ve en son teknoloji ve çok farklı bir şey. Evet. Anlatacağım. Bütün anlayışlar değişiyor bakın. Bütün teknolojik anlayışların değişmeye başladığının işaretidir bu. Bu çok farklı bir şey. Şimdi kısaca bir bakalım. New York Times diyor ki Amerika Rusya'nın uydu savar nükleer silahını geliştirdiğini bildirdi diyor. Doğrudur. Böyle bir özelliği var. Evet. Uydu savar nükleer silah nedir? Anlatacağım. Onu konuşacağız. Washington Post diyor ki Rusya'nın uzay merkezi geliştirdiği bir askeri sistemi olduğu ortaya çıktı. Doğrudur. Yani, ABC News'te ulusal güvenlik tehdidi demiş. Rusya'nın uzaya nükleer silah yerleştirme planıyla ilgili bir gelişme varmış. Doğru. Onu açıklıyor ama detaylarıyla ilgili ne Washington yönetimi ne Moskova yönetimi bir şey paylaşmış değil. Bunun projesinde çalışan bir mühendisle konuştum Amerika'da. Konuştunuz. Evet. Ne diyor? Nasip olursa da hatta rica ettim. Bunun başında Amerika'da çok bilinen bir isim var. Onunla da görüşebilir miyiz? Lütfen bana bir randevu alır mısın dedim. Buradan dinliyorsa da lütfen teşekkürlerimi iletiyorum. İnşallah gidip orada da bu konuyu ayrıca detayla görüşeceğim. Çünkü gerçekten çok farklı bir şey. Bizim de çünkü ülkemize bir an önce bunu getirmemiz lazım. Bu bir motor teknolojisi aslında. Hmm. Ama motorlar nasıl olabilir? İşte dizel olabilir, elektrikli olabilir ya da nükleer enerjiyle çalışan motorlar olabilir. Tamam mı? Bu şimdi başka bir şey. Evet. Şimdi bir kere şu kadar... Bu özür diliyorum ama bu başka şey. Bir öncekini açalım lütfen, geri. Lütfen bunu rica ediyorum. Şimdi önce ondan sonra buna geçelim. Bundan sonra geçelim. Çünkü bunu dünyada çok fazla bilen yok. Evet. Hani bu şeyi, şu şeyi, deminki o yazılar var ya. Evet, New York Times. Çünkü 3 tane özellik yazmışlar, onun üzerinden anlatayım. Tabii daha ki anlaşılması kolay olur. Evet, şimdi bir kere görüyorsunuz New York Times, Washington Post de hepsi Amerikan menşeli bunlar. Şimdi şunu söyleyeyim. Amerika zaten bu teknolojiye sahip. Ruslara çamur atıyorlar ama hani Ruslar üzerinden bir güvenlik algısı yaratmaya çalışıyorlar ama ya zaten Amerika'da bu teknoloji var. Tamam mı? Yani asıl bu işi çıkaran Amerika ama kendilerine bakın hiç söz etmiyorlar. Sanki Rusya bu üretilen yeni teknoloji üzerinden Amerika'ya bir güvenlik tehdidi oluşturuyormuş algısı yaratıyorlar. Şöyle aynı teknoloji ABD'de açıklama, de var yani. Onu da söyleyeyim. Açıklamada diyor ki Rusya'nın bizden daha öne geçmiş olduğu bir teknoloji ürettiği. Yani şüpheleniyorum. Başa baş gidiyorlar. Ya anladığım kadarıyla bu başa baş gidiyorlar. Başa baş gitmeden evet. Şimdi şu efendim. İşin özü şu. Çok detaylı da ben olabildiğince basit anlatacağım. Şimdi dediğimiz gibi motor teknolojisi. Evet. Adı bu. Yeni bir motor yapmışlar. Ruslar da Amerikalılar da. O yüzden diyorum bizim de Türkiye'ye bir an önce bu yeni teknolojiyi getirin. Motor şu. Şimdi ama sadece motor da değil. Şimdi öyle bir şey yapmışlar ki hem motor hem de başka bir şeyler ortaya çıkmış. Şimdi motor bir nükleer pil yapmışlar. Nükleer pil. Tamam mı? Nükleer enerjiyle çalışan bir pil. Şimdi bu nükleer enerjiyle çalışan pil ortaya çıkan nükleer partikülleri bir itici güç olarak kullanıyor ve bir motora dönüşüyor. Bunu nasıl yaptıklarını bilmiyorum.
Ama daha mobil, daha böyle kullanışlı bir sistemden yani bahsediyoruz. Yani aslında bu bir roket. Evet. Yani bir roket şeklinde düşünün. Bunu roketin içinde de hani iki tane motor kullanmış Ruslar. Yani iki tane nükleer bataryayla çalışan iyon itici motor olarak geçiyor. Tam adı da bu. İyon itici motor olarak geçiyor. Bunu bu iyon itici motor nükleer bataryanın içindeki partikülleri itici itme gücü olarak, o enerjiyi itme gücü olarak kullanıp inanılmaz bir süratle ve inanılmaz bir enerjiyle, bir de bitmek bilmeyen bir enerjiyle uzaya çıkıyor. Şimdi bu birincisi. Evet. Şimdi uzayda anlatacağım iki husus daha var. Birincisi bu, çıkıyor. Yani itme gücü elde ediyorlar. İkincisi, tamam da bu bataryanın bir ömrü olması lazım değil mi? Bu bataryanın ömrü yok. Bu batarya sonsuz bir ömürde. Niye? Uzay boşluğunda radyasyon var. Bu uzay boşluğundaki radyasyonu öyle bir teknoloji geliştirmişler ki kendi bünyesine alıyor bu. Hmm. Aldığı için de sürekli kendini şarj ediyor. Hmm. Anladınız mı? Yani o yüzden sonsuz bir enerji neredeyse. Hani baktığımızda. Ha, mutlaka kısıtları vardır en azından. Ama şu an diğer alternatif enerji kaynaklarına göre üretilmiş çok çok üst seviyede bir şey. Bu iki. Şimdi üçüncüsünü söylüyorum. Silah olma özelliğini söylüyorum. Şimdi bu uzaydaki radyasyonu toplarken aslında normalde uydular hani güneş panelleri kullanıyorlar ya. Evet. Bu güneş panelleri çok ince. Birkaç milimetre aslında. Ve bu güneş panelleri aslında güneşten gelen radyoaktif enerjiyi toplayıp kendisi için kullanışlı enerji haline dönüştürüyor. Tamam mı? Şimdi bunun güneş paneli ihtiyacı yok. Enteresan yani. Yani güneş paneli olmadan bu batarya uzaydaki şeyi, radyasyon enerjisini alabiliyor. Silaha geleceğim. O bataryanın için kullanıyor yani. Evet. Yani bu işte bataryanın bu özelliği. Tamam. Şimdi bu bataryayı Ruslar, yani bu motoru daha doğrusu, iyon itici motor. Evet. Ama nükleer batarya kullanılıyor bunun için. Ama sonuçta bir motor ortaya çıkıyor. İyon itici motor. Evet. Bunu tutmuşlar, şeylerin yörüngesine koymuşlar. Uyduların yörüngesine koymuşlar. Hı. Ve bunlar uydunun önünde, uyduyla birlikte hareket ediyor. Uyduyla birlikte hareket ediyor. Kendi uydularıyla. Yok yok, düşman uydular. Düşman uydular. Düşman uydularıyla. Fakat şöyle bir özellik ortaya çıkmış. Yani öyle olduğunu anlıyoruz. Belli bir mesafede uyduyla birlikte hareket edince uydunun güneş enerjisine, güneşten gelen radyoaktif dalgaları kendi bünyesine enerji olarak almasını önlüyor. Önleyince de uydu yok oluyor. Etkisizleştiriyor. Etkisizleşiyor. Olay bu. Yoksa bir nükleer bomba falan değil. Tamam? Bu sayede bu motor, iyon itici motor uyduların yok edilmesinde de yani bir Amerika'nın şey dünyayı olur. İzlediği uyduları devre dışı bırakmak. Bütün uyduları yapabilir. Yani bakın burada uydudan bahsediyor. Tabii ki yani burada öncelikle Amerika'nın istihbarat uyduları. Yani dünyanın yörüngesindeki bütün uyduları bunu yapabilir. Sistemler, uydular, istasyonlar, farklı Şeyi de teknik şeyler var. Uzay istasyonunu da aynı şekilde aynı etkiyle yapabilir. Yani bu bir tehdit. Peki bu şunu anlamak istiyorum. Yani bu sadece uydular için bir tehdit mi, yoksa aynı zamanda bu işte yeryüzüne yönelik bir tehdit de ileriki aşamada geliştirilmesi durumunda bir tehdit unsuru haline gelebilir mi? Yani sadece uzaydan karaya yani. Uzaydan karaya yönelik de bir tehdit olabilir mi? Oluyor. Hı. Dördüncüsünü söylediniz. Evet. O da şu. Şimdi bu neticede iyon itici motorla bir roket yapıyorsunuz. Evet. Şimdi normal kıtalar arası balistik füze yaptığınız zaman bunlar katı yakıtla ve motor yakıtıyla gidiyor ya. Evet. Bunların menzili ve kısıtlamaları var. Ama bunun yok. Yani bu roketin başına isterseniz nükleer silah da koyabilirsiniz yani. Ve bunun sınırı yok. Yani çıkar atmosfere, dünyayı 40 defa dolaşır, 41.sinde aşağı iner. Böyle de bir, yani gene aynı bu tehdit var ama burada klasik tehdidin yanında asıl önemli olan Amerika'nın her şeyi olan, yani uzay teknolojisinin beyni olan o uyduların risk altına girmiş olması Amerika'yı çok rahatsız ediyor. Hmm. Ha
şunu da söyleyeyim. Aynısını Amerika da yapar. Rusya için. Çin için. Herkes birbirine bunu yapabilir. Peki şunu soracağım. Tamam, Rusya, buyur. Amerika kendi içerisinde tehdit unsurları birbirlerine, evet, işte soğuk savaştan... Çünkü ikisi de bu teknolojiye sahip. Kadar, efendim, onu söyleyeyim yani. İnanılmaz teknolojilere sahip, evet, ve kendilerini birkaç saat içerisinde yok edecek. Burada ama özellikle uzaydaki uydular açısından, evet, ciddi. Daha önce çünkü bu uyduları vuramıyorlardı. Yani bu uydular için fiziksel bir takım hareketler yapılması gerekiyordu. Şimdi düşünün, bu iyon itici, nükleer bataryalı motordan 10 bin tane üret, 100 bin tane üret, gönder, aynı anda bütün uyduları vur gibi böyle bir mantık, bir teori geliştiriliyor. Peki yani Amerika ve Rusya dışındaki mesela bizim gibi ya da farklı ya ülkeler içinde... Bizim isterlerse bize de yapabilir. Tehdit. Ama biz bunu anlarız. Yani bizim Türkiye olarak birazdan geçeceğiz savunma sanayi noktasındaki gelişmeleri, ama bizim bu gibi dışarıdan daha yukarıdan, daha uzak bir yerlerden gelecek tehditlere karşı bir önlem alma ya da uzun vadeli bu şekilde bir stratejimiz, planımız var mı? Aynı teknolojiyi bizim de geliştirmemiz lazım. Hı. Yani bakın, burada asıl mesele, şuna odaklanmayalım. Burada bir yanlış yöne girmeyelim. Evet. Evet, bu bir tehdit üretiyor uydular için. Özellikle kıtalar arası balistik füze ve roket sistemlerinde çok daha gelişmiş bir noktaya taşıyor. Ama mesele o değil. Asıl mesele, dikkat edin, artık benzin, dizel, elektrik ya da nükleer enerji diye bir şey kalmadı. Bunun çok ötesinde bir yeni motor sistemi var ve bu motor sistemini için sizin yakıt koymanıza gerek kalmıyor. Bu motor sistemi enerjisini uzaydaki radyasyondan alıyor. Yani hem ucuz ama sonsuz bir itki sağlıyor. Ama bir çeşit nükleer enerjiden bahsediyoruz. Ama şöyle, şimdi çok güzel söyledin, onu şöyle ben açıklamaya çalışayım. Buyurun. Şimdi nükleer enerjiyle çalışan işte denizaltı motorları var mesela, nükleer enerji. 20 yıl, ya da işte uçak gemisi motorları, evet, tamam mı? Ama bu şöyle, burada uranyum 235 izotopu parçalanıyor, ortaya çıkan enerji mekanik enerjiye dönüştürülüyor ve gemi gidiyor. Hı. Bu böyle bir şey değil. Yani bu da gene nükleer enerji ama farklı bir varyasyonu. Burada nükleer bataryadaki nükleer partiküllerin kendi fiziksel ve kimyasal özellikleri nedeniyle ortaya çıkan itme gücü motor için kullanılıyor. Tamam, bir şey. Yani bu nükleer enerji ama farklı bir şey. Nükleer silahtan bahsetmiyoruz. Yok. Ben şunu şimdi biz... Ama yani, nükleer enerjiden de bahsediyoruz. Klasik nükleer enerjiden de bahsediyoruz. Türkiye'nin son 5 yılına baktığımız vakit işte hemen hemen dünyadaki bütün teknolojilere alternatif olarak işte kendi SİHA'mızı, İHA'mızı, tankımızı, Kaan'ımızı vesairemizi üretiyoruz. Ürettik, üretmeye de devam ediyoruz. Bu noktada nükleer enerji, nükleer silahtan bahsetmiyorum. Nükleer enerjinin edinmesi ve kullanılması noktasında, işte uzay olsun, farklı noktalarda olsun, buna ilişkin bir planlama şimdi Türkiye'de olabilir mi? Nükleer enerji altyapısı var efendim. Evet. Yani biz Türkiye'de nükleer enerjinin know-how'ını biliyoruz. Hı. Dolayısıyla şimdi bunu bu motor teknolojisine yönlendirerek daha nasıl diyelim, iyi bir amaç için, yani bir yeni motor sistemi üretmek için bu teknolojiyi geliştirmemiz gerekiyor efendim. Bu şu an Amerika ve Rusya'da var. Bir özelliği var. Ben bunu bir görüntüde izlemiştim. Tam adını bilmiyorum ama öğrenebilirim. Söylenmişlerdi, unuttum. Bir eyalette uzaya fırlatılan rokette normalde kırmızı ışık çıkması gerekirken açık yeşil bir ışık çıkıyor. Evet. Bu motorun itkisiyle, yani iyon itmesi nedeniyle ortaya çıkan yeşil ışık bu teknolojiyi gösteriyor ve bunu Amerika'da yakalamışlar. Bu kameraya çekmişler. Oradan diyoruz aynı teknoloji Amerika'da da var diye. Yani yakında motor teknolojisi anlayışı tamamen değişecek. Buna hazır olmamız lazım. Evet, yani bizim de ona bir şekilde ayak uydurmak. Hem ucuz hem de çok daha güçlü ve bunun için yakıt doldurmanız da gerekmiyor. Ama siz diyorsunuz ki bizde o teknoloji var. Altyapısı var. Ben hatta spesifik olarak da biliyorum. İsterseniz birkaç noktasında söyleyeyim. Mesela Akkuyu Nükleer Santrali'nin kurulmasında bu enerji teknoloji transferi Türkiye'de yapıldı. Evet. İkincisi, Pakistan'la ortak yaptığımız bazı çalışmalarda yine bu know-how Türkiye'ye aktarıldı ki Pakistan'la şimdi uzun menzilli balistik füze programını
geliştiriyoruz. Hepsi bunların bu şeyin alt bileşeni. Yani Türkiye isterse bunu çok kısa sürede bu teknolojiyi yakalayabilecek kapasitemiz ve know-how'umuz var efendim. Buradan da ilk defa açıklıyoruz bunu. Çok kıymetli izleyicilerimize de inşallah Türkiye'nin gelecekteki aydınlık geleceğinde önemli bir basamak teşkil edeceğini söyleyeyim. Ve bu yakında Amerika tarafından planlanıyor. Onu da söyleyeyim. Muhtemelen Rusya'da planlanıyor. Savaş uçakları motoru olarak da kullanılacak. Hmm. Düşünün 2.2 Mach'la giden bir savaş uçağının 10 Mach hızla gidebildiğini düşünün. Evet. Ve bunun için yakıt almıyor. yakıt ağırlığını başka şeylerde kullanıyorsunuz. Hani yemin ediyorum öyle bir şey ki ben bunu o mühendisten konuşurken şey yaptım, dinledim. Yani bu işi bilen bir arkadaştan Amerika'da. Hani gerçekten her şey çok fena değişecek yani. Evet. Birazdan bakacağız sizinle. Şunu merak etmişimdir. Hani yıllardır işte uçak gemilerinden bahsediyoruz. Özellikle nükleer yakıta sahip uçak gemileri işte 20 yıl, 25 yıl hiç limana uğramadan o enerjiyle, tabii. yakıtla dolaşabiliyor dünyayı. Bu neden mesela savaş uçaklarına konulmadı bugüne Çünkü kadar? Çünkü ağır. Yani o şöyle. Ağır tabii. Teknoloji geliştirmek küçültülebilir. Neydi onun ismi? Uranyum 235 izotopunun parçalanması için büyük bir sistem gerekiyor. Evet. Fakat bunda gerekmiyor. Evet. Bu bir batarya. Bataryanın içerisindeki nükleer partiküllerin itici özelliğini motora çevirmişler. Peki. Yani bunu, bu teknolojiyi bizim de geliştirebilirsek hakikaten teknoloji ya da nasıl diyelim sanayi devrimi 6.0'ı yakalamış oluruz. Hı.